Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik, yeni bir seriye başlamak istedim. Yu-Gi-Oh! Ve figür incelemeleri dışında karşımıza Genshin Impact. Çoğunuz belki duymuştur, 4-5 önce çıkan bir oyun ve ben bu oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum. Şu an popülerliğin zirvesine, belki siz de oynamaya başlamışsınızdır. Şu an oyunda Hu Tao, yeni çıkan karakter ve çoğu kişinin aslında aylardır bildiği bir karakter olan Hu Tao'yu çıkartmayı deneyeceğim. Umarım eğlenirsiniz. Bu gibi serilerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hadi birlikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar, başlayalım. Şu an Hu Tao'yu çok istiyorum. Şu an 47-50. stack'teyim. Yani bundan önce 40-50 roll attım başka bir wish'te. Şu an 5 yıldız bir karakter çıkaracağım. Bu çıkaracağım da umarım Hu Tao olur. Hadi senle birlikte başlayalım. Bakalım. Ne? Video bu kadardı galiba. Evet. Evet. Tamam abi. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Ne? Evet arkadaşlar, video bu kadardı herhalde. Şu an Huta'yı çıkarttım. Ve 4 karakter aynı anda çıkarttım. Ya Hu Tao çıksa razı... Arkadaşlar... Tamam arkadaşlar, demek ki bu video bu kadarmış. Demek ki başka bir rola görüşmek üzere diyeceğim size. Bir dakika, ben bir sakinleşeyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sakinleşip geldim. Abi yani kendi rekorumu geçtim arkadaşlar. Ben her zaman 5 yıldız karakterlerinde birlikte bir tane karakter çıkar. Yani ben hiç gene yani ben gacha oyunlarımda, yani bu tarz arkadaşlar oyunlara gacha oyun denir. Karakterleri sandıklardan falan çıkartırsınız. Ben gacha oyunlarında genelde şanslı bir insanım gerçekten. Allah razı olsun. Yani ya şanslı bir insanım. Şu an yani bir şey demek istemiyorum. Return abi. Yani teşekkür, Primo Gemlerim bana kaldı. Güzel oldu şu an. Karakterlerimi soracak olabilirseniz de şu an Hu Tao geldi. Yeni geldi zaten. Ganyu'yu çıkartmıştım daha önceden. Ha, Kaçingi soracak olursanız, Kaçingi Banner'dan çıkartmadım. Ben Kaçingi arkadaşlar ilk çıktığı zamanlarda çıkardım. Zaten Aygürsel 10. ayda çıkarttım yani. Ki keza daha yeni çıkarttım bir healer. Şu an karakterlerim bu kadar. Mor olarak Beidou ve Bennett Maxik. Geçen Banner'dan kaçingim olmasına rağmen Bennett denemiştim 40 roll. Ama Bennett yerine 3 tane Barbara, 2 tane Xingqiu. Bir de hangi karakter, çıkarttığımı unuttum yani. Bayağı şey çıkarttım. Ya kılıç mızrak falan da çıkartmıştım açıkçası. Şu an internetim kötü, pingimden dolayı. Şu an Hu Tao'yu açtım. Dün benim çoğu arkadaşım Hu Tao'yu denedi. Benim içinden gelmemişti ama. Demek ki bir de arkadaşlar bana daha önceden şunu demişti. Bennett için biraz daha denemiştim. Ben demiştim ki ya arkadaşlar 40-50. roll'dayım, denersem kesinlikle kaçın çıkartırım falan demiştim. Şu an cidden komik oldu. Hu Tao'yu gerçekten ilk denememde çıkartmam yani. Tam olarak 50. stack oldu ama demek ki açılım bu kadardı yani. Demek benden daha fazla açılım bekliyorsanız ki şayet, çok özür dilerim. Ama yapacak bir şeyim yok. Karşınıza Hu Tao, yeni karakterim. Şuraya da team'imi alayım. Ya, oyunu PlayStation'da oynuyorum arkadaşlar çünkü bilgisayarım iyi olmadığı için. Barbara yerine koyayım şimdilik. Aa, yattı. Evet arkadaş, koşarak insanların içinden geçebiliyor ya da eşyaların geçemiyor ama yani şeyler, canlıların içinden geçebiliyor. Görmüştüm bunu denemelerinde.
Utağa güzel oldu. Ateş karakterim, main DPS olarak ateş karakterim yoktu. Ya Shaolin, Shaolin kullanıyordum. Ama iyi oldu. Şimdi Utağa'ya verebileceğim bir mızrağım da var zaten. Direkt vereyim ona. Şeyim var. Dur hangisini? İkisi aynı. Bir de şimdi buna şey vereyim. Constellation verirsem. Kilidini açayım. Şimdi bir, pardon. Constellation demişim. Özür dilerim. Refine yaparsam Utağa'da uzun süre kullanabilirim bunu. Güzel. Şu an halen inanamıyorum yani. Ben bayağı wish harcarım diye düşünmüştüm ama. Kahve işte. Neyse. Direkt levelimizi atlatalım Hutao'ya. Bu video Hutao incelemesi oldu. Ben bu videoyu wish açılımı yapacaktım ama Hutao incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun başlığını birden değiştirdim. Şu an halen çok içerisindeyim. Ben wish'imi harcamaya gerek kalmadı. Ben Yu-Gi-Oh'tan bir kart satmıştım. Bu farkında mısınızdır? Öyle 30 günlük paket var. Normalde free to play bir oyuncu ama ucuz olduğu için alayım dedim. Neyse. Alayım dedim. Kart satıp yani Hutao'ya çıkartmak garanti olsun diye. Yani demek ki harcamama gerek yokmuş. Bir dahaki bir karaktere kaldı bu kadar wish'im. Yok, bu kadar da harcamaya gerek yok. 30 EV'le kadar harcasam yeter mi abi? Şu an diyecek bir şeyim yok. Sessizim. Sessizliğim de kusuruna bakmayın. Biraz halen şok içerisindeyim. Gerçekten şok. Şu an şok içerisindeyim. Yani size daha güzel bir seyir izletmek istemiştim ama bunu izletemediysem kusura bakmayın. Direkt 40'ımızı yapalım. Devam edelim. Biraz daha levelimizi atlatalım. Ya ben bu banner'dan daha çok açmak istiyordum açıkçası. Bunun sebebi ise Xingxue'yi geliştirmemdi. İstememdi. Demek ki Furkan istemene gerek yokmuş. Diyorum kendi kendime. Bakayım Ascension. Aa dur, bu flower'ım bitmiş. Hemen gidip yapalım. Hem de Hutao ile oynamış olurum biraz. Ha dur, şuradan bir kalkanı da şey de vereyim, kanat da vereyim. Hayır, bunlar iyi. En azından şimdilik bunu vereyim. Bu gelince bunu veririm. Şu an Lüye'yi kasıyorum. Lüye'yi kasınca kanadını alırım. Cidden komik oldu ya. Şu an diyecek kelime ve hakikat bilmiyorum. Arkadaşlar benim bir de bu arada dediğim gibi şu an bu normalde şu an şey atmayı düşünüyordum. Yu-Gi-Oh spell kartları nasıl kullanılır? Bunu için haftaya kesinlikle atacağım, size söz veriyorum. Bir yeni içerik, bir değişikliği olsun dedim. Belki aranızda gençliğini pek seven vardır ki Yu-Gi-Oh oyuncuları ve figürsenler arasında, biliyorum çünkü benim arkadaş çevremde oynayan var. Bunlar da, onlara selam olsun. Hepinizden daha şanslıyım. Bunları da onlar da kabul ediyor. Gacha oyunlarında aralarında en şanslı benim olduğumu hepsi biliyor. Güzelim arkadaşlar, kolumun şarjı bitti. Hemen o yüzden bir videoyu tekrar başlattım. Arkadaşlar biraz farm yapmak saçma olduğu için farm yapmadım. Şu an canını niye bu kadar az diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi e-skill'i vurunca bakın canı azalıyor ama bunun sebebi ise Hutao'nun canını azalttıkça cidden daha da güçlenmesi. Bu yüzden Hutao'ya crit hit ve crit damage verirken hiçbir HP vermeniz de çok önemli. Bunu dikkate bulundurun isterim. Dediğim gibi üçgen skill'i de bir hayaletiyle etraftakini ateş damage'i vuruyor. Sizi bari bu kadar eli boş göndermeyeyim dedim. Bir tane daha açılım yapacağım. Bir tane mavi rol deneyeceğim. Şuradan alayım. Bende kaç tane var? Dur bakayım ilk önce bir wish yani, bakalım şuradan. Ha bunu zorlamam yani, gerek yok. 4 tane, 6 tane daha buradan alayım o zaman. Bir tane mavi rol deneyelim. Hem de senin en azından 2 tane açılım görmüş olursunuz bugün. 6 tanemizi alalım. Normalde yani açmayı düşünmüyordum ama çıkarttık. Hadi bakalım. İkinci açılımımızı yapalım.
Bakalım. Yani bu kadar kısa sürede belki 5 yıldız gelebilir. Dediğim gibi ben oyunu ilk başladığım zaman kaçıncı çıkarttığım için en baştan beri onu kullanıyorum. Ya çıkabilirdi yani bu 30. rolüm mü ne? Noel C geldi. Kapı çaldı. Özür dilerim. Geliyorlar. Çok çok özür dilerim. Kargom geldi ve bu yüzden kapıyı açtım. Ne kargo isteyeceksiniz? Bir tanesi bu pazar gününkü videonun spoilerı olsun size. Kart market siparişlerim geldi. Devam edelim bakalım. Tamam, Noel'e yeni bir consolation. Tamam. En azından sizin için iki tane wish atmış oldum. Biri barı mavi, biri şey. Noel'e şuradan consolation da verelim. C6 Noel istiyorum ama açıkçası. C6 Noel tanrıçı oluyor gerçekten. Şu an Noel'de bir setim iyi değil şu an. Öylesine veririm çünkü Noel'e friendship point kasıyorum, fark etmişsinizdir. Friendship 8. Şu an 4 belli başlı karakteri kasıyorum şu an. Friendship pointleri çünkü banner almak için kasıyorum. Amber, Lisa ve Noel'i kasıyorum. Bitince diğer karakterlerime geçeceğim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Bir sonraki açılım videosunda görüşmek üzere diyelim. Bir işim var. Kesin bir söz veriyorum. Başka bir açılım videosu yapacağım sizin için. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum bırakabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinizle görüşmek üzere.